Rus uzmanlar Dağlık Karabağ Savaşı sonrası planına ulaşım koridorlarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı görüşünde hemfikir. Ulaşım hatlarının hayata geçirilmesiyle Rusya ve Türkiye arasında ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine dikkat çeken Rus gazeteci ve analist Maxim Shevchenko bölgenin ekonomisini kökten değiştirecek değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra bölgede silah sesleri sona erdi ve Rusya'nın insafetiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ekonomi içerikli bildiriyle gelecek planları konuşulmaya başlandı. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan tüm bölgeyi kapsayacak projelerle Ermenistan'ın sorun çıkarmak yerine işbirliğine dahil olmasını planlıyor. Bölgedeki işbirliklerin temelini ulaşım koridorları oluşturacak. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak'ta aldığı karar gereği ilk etapta hem Sovyetler döneminde yapılan fakat bölgedeki çatışmalar nedeniyle tahrip olan demir yol hatları yenilenecek hem de yeni hatlar inşa edilecek. Demir yolu projeleri hayata geçince Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'ye, Ermenistan'da Rusya ve İran'a daha karlı, hızlı ve kolay ulaşım olanağı elde edecek. Rus gazeteci ve analist Maxim Shevchenko bölgede sınır aşan ulaşım hattının ülkeler arasında işbirliğini geliştireceğine dikkat çekti. AA muhabirine konuşan Shevchenko, Moskova'da imzalanan bildiriyi bölgenin ekonomisini kökten değiştirecek sözleriyle değerlendirdi. Ulaşım hatlarının hayata geçirilmesiyle Rusya ve Türkiye arasında ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini işaret eden Shevchenko, iki ülke karadan birbirine daha da yakınlaşacak. Burada sadece bölge ülkeleri için değil, Avrupa Birliği, Orta Doğu ülkeleri, Çin ve Kazakistan için büyük öneme sahip ulaşım koridoru oluşturulacak, dedi.